Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün ligin 6. gününe geçmiş bulunmaktayız. Size dünkü skoru gösteriyorum. 30'a 21'lik güzel bir galibiyet aldık. Güzel saldırılar attık. O saldırıları da merak ediyorsanız, çok güzel üçlüklerimizi merak ediyorsanız bir önceki lig günündeki saldırılarımıza göz atabilirsiniz diyorum. Ve ardından ligin 6. gününe geçiyoruz arkadaşlar. Şu an 2 saldırıda 6 yıldız aldık. Aşağılardan güzel üçlüklerimiz var. 2 tane arkadaşımız sırasına dalmış ve 2 tane güzel üçlük atmış. Yani izletmeme gerek yok. Biz Clashizm ekibi olaraktan size güzel saldırılar izletmeye başlayalım isterseniz arkadaşlar. İlk saldırım gerçekleşiyor. Abim 7.'ye saldırıyor. Umarım bir karışıklık olmamıştır yine. Çünkü bayağı yaşıyor bu sıkıntıları, bildiğiniz üzere. Birçok hesap olunca yani bayağı sıkıntı oluyor kontrol etmek derken. Yarasa, cadı ordusu yine. Balon, arkasından elektro, buradan da balon elektro geldi. Yani iki tarafı da temizleyip ortadan tomruk fırlatıcıyla güzel sonuçlar elde edeceğini düşünüyorum. Ya köy, rakibin köyü güzel ama bize göre kolay gibi sanki, ama bilmiyorum. Birlikte izleyip göreceğiz saldırının nasıl ilerlediğini arkadaşlar. Şu an 2 tane elektro güzel temizlik yapıyor. Buradan PK geldi. PK'lar, tomruk fırlatıcılar gelmeye başladı. Cadılar bayağı iyi şu an. Buradan tomruk fırlatıcı açtı. Güzel kral, kraliçe, büyük koruyucu geldi. Şu an yön içeri doğru. Oralarda açarsa çok iyi olacak. Ki geri dönmesinler, iyi bari. Yolu açtı, çok iyi, çok mutlu oldum bir an. Yani dışarı gitseydi askerler bayağı sıkıntı olurdu. Koruyucunun yeteneği geldi biraz erken sanki, ama rakibin yani kalesinden de bir şey çıkmaması iyi oldu açıkçası. Yani bayağı iyi şu an, köyü dümdüz etmiş bir vaziyette. Oraya da bir öfke geldi, orada bir asker yok ama neyse, Pekka'nın oraya gitmesi iyi oldu. Ama Pekka öfkeden faydalanmıyor. Neyse, şu an faydalandı arkadaşlar, hiç önemli değil. Buradan yarasalar gelmiş, görmemiştim. Yarasalarla bayağı iş yapıyor. 4 tane buzu kaldı. Şuraya bir tane geldi. Sihirbaz kulesini dondurdu şuradakini. Bir tane daha gider diye düşünüyorum. Sıkıntıya girmedi. X yaylarına geldi bir tane buzumuz. Yarasalara iyi temizlik yapıyor. Dışarıda cadılar. O çok güzel bir üçlük geldi arkadaşlar. Buradaki son sihirbaz kulesine de buzunu kullandı. Bir tane buzu arttı. 1 dakika 19 saniye mevcut. Güzel bir saldırı, güzel bir üçlük, harika bir başlangıç yapmış oldu kendisi. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Klanımız adına, Clashizm ekibi olaraktan güzel bir başlangıç yapmış oldu. İsterseniz biz diğer saldırımıza geçelim arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar şu an saldırı gerçekleşiyor. Kendisi 8.'ye karşısına saldırıyor. Bu saldırıda da o rakibin köy düzen falan, yani birbirlerine çok benziyor. Yani tek taktikle hepsini üçleriz gibime geliyor ama biz ordu çeşitliliği kullanmaya çalışacağız sizler için arkadaşlar. Buradan elektro balon geldi. O kanatları temizleyecek elektrolarla. Ortadan da düzgün bir şekilde Pekka, cadı ve atıcılarını atmayı hedefliyor arkadaşlar. Birlikte izleyip göreceğiz nasıl bir saldırı olacak. Pekkalar gelmeye başladı. Tomruk fırlatıcı geldi. O duvara biraz erken kırması iyi olabilirdi. Şu an kırdı ve içeri doğru askerler girmeye başladı. Cadılar da geliyor. Kral, kraliçe, büyük koruyucu da geldi. Şu an gayet güzel bir yol açılmış vaziyette. Her şey çok iyi bir şekilde ilerliyor. Dümdüz gidiyorlar arkadaşlar. Bayağı iyi. Oraya bir öfke geldi. Yani şu an bütün askerler iyi. Koruyucunun yeteneği şu an çok iyi geldi koruyucunun yeteneği. Bayağı iyi bir saldırı oldu arkadaşlar. Yani yarasalar da mevcut, daha kullanmadan bile üçlenir gibime geliyor ama hiç sıkıntıya gerek yok. Yarasaları da atmasını umuyorum arkadaşlar, ne diyeyim yani. 1 dakika 56 saniye de var. Buradan buz, arkasından yarasalar geldi. Bayağı faydalı bir saldırı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yalnız burada da askerler bayağı bir erimiş sanki. Ben bayağı bir rahat üçlenir gibime geliyordum ama yarasalar şart gibi gözüktü açıkçası. Güzel bir temizlik yapıyor. Bir tane bizi sıkıntıya sokacak sihirbaz kulemiz mevcut ama sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Buz kullanımı geldi. Bir tane daha buzumuz mevcut zaten. Sorun değil, onu da attık. Gayet güzel bir saldırı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. süre sıkıntısı da olacağını düşünmüyorum. 1 dakika 16 saniye mevcut. Kraliçe bu tarafa geldi. Zaten yarasalar tek başına zaten temizlik işini bayağı bir üstleniyor. Ağır bir şey olmadığı sürece ganimet için altın deposu vesaire. Onlara da biraz vakit kaybediyorlar ama geri kalanını çok çabuk temizliyorlar. Güzel bir üçlük daha izletti. Kendisini tebrik ediyorum. 2'de 2 ile harika bir başlangıç. Umarım 3'te 3 ile devam ederiz diyorum. Ve 3. saldırısına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an kendisi 5. 3. saldırısı gerçekleşiyor. 3.'nün köyü de güzel bir düzen. Sevdiğimiz bir düzen. Yani kare kare düzenler size büyük zaman kaybı yaşatıyor açıkçası. Bakalım buralarda açıklık var mı? Açıklık da yok. Yani buradan etrafından dolanır diye askerler ama hiç sorun değil. Biz laftazı balon saldırısı yapıyoruz. Şu an laftazı arkasından zeplinimiz geliyor. Binanın orayı harika bir temizleriz diye düşünüyorum. Süper büyücülerle oraya bir görünmezlik geldi. Bir öfke geldi. Süper büyücüler iş yapmaya başladı. Hemen bir tane daha geldi. Yani hiç riske atmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü tek darbede mahvolur süper büyücüler. Bayağı iş, binayı aldılar. Bir tane daha geldi. Abi köyü mahvettiler. Taktik avcı uçağı o kaya saçardı, alın be. Onu da aldılar. Ortada inanılmaz derecede bir şey kalmadı arkadaşlar. Buradan Yeti geldi. Yanından kraliçe. Bayağı iyi bir saldırı. Abi ortada hiçbir şey kalmadı ya. Kaya saçarlar vesaire vardı. Ne oldu onlara? Taktik avcı uçağı, bina, 2 kaya saçar. Yani abi bu kadar yan yana koymayın bu askerleri, bu savunmaları diyoruz ama dinletemiyoruz arkadaşlar. Yani bizim işimize geliyor, hiç önemli değil. Buradan kraliyet onu alırsa çok iyi olur ve aldı. Kral kraliçe buradan temizliğini yapıyor. Abi yani resmen yani kral kraliçe kahramanlarla köyü üçler mi diye düşünmüyor değilim artık. Çünkü süper büyücüler o kadar güzel iş yaptı adeta. Şu an kraliçe duvara vuruyor. Hiç önemli değil. Kralımızın yeteneği mevcut. Kraliçemizin yeteneği mevcut. Oraya bir kelle avcısı geldi. Bakalım buradan laftazı balonlar geldi artık. Yani süre sıkıntısı olmasın diye atmak lazımdı yani bence de. Şu an gayet iyi gidiyor. Buradan da balon takviyeleri vesaire geldi. Tekli cehennem sıkıntı yaratmaz bize. Balonlar bayağı iyi iş yapıyor. Koruyucumuzun yeteneği de mevcut zaten. Yani güzel bir saldırı, güzel bir üçlük diyorum. Ben ortayı o büyücüler temizledikten sonra yani kahramanların bile üçleyeceğini düşünmedim değil ama yani zor tabi ama baya güzel bir içerik olurdu. Koruyucu yeteneği de geldi. Asker ölmedi. 1 dakikası var. Şu an yani çok en iyi saldırı buydu. Yani şu an 3 saldırı attı. 3.'sünde en iyi saldırısını attı. Asker ölmedi abi ya. Bütün askerler hayatta. Son derece harika bir saldırı. 3'te 3 gidiyor ya. Umarım 4'te 4 yapar ve benimle birlikte 5, 6 ve kalan arkadaşlarımla birlikte devam eder diye umut ediyorum. Ve bir diğer güzel saldırısına geçiyoruz arkadaşlar. Ve şu an en mükemmel saldırıya girdik arkadaşlar. Kendisi birinciye saldırıyor. Birincinin köyü de bu şekilde. Yani dün bildiğiniz üzere 2 tane kaya saçarlı bir köye saldırmıştı yan yana böyle. Ve orayı yıldırımla çok iyi temizlemişti. Buraya da öyle yapabilirdik ama yapmak istemedik. Size farklı ordular göstermek için arkadaşlar. Yani çeşit çeşit ordular kullanıyoruz. Sizlerin de daha iyi, yani sizlerin karşısına daha iyi gelebilmek için açıkçası. İsterseniz şu an saldırımıza geçelim. 2 kanadı bebek ejderlerle temizledi. Ortadan buz golemi, yeti, kral, kraliçe geldi. Yani buradaki büyücü kulelerinin yani bu tarafı temizlemeyi hedeflediğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yarasa, ejder, balon ordusu çok sevdiğim bir ordu. Yani kendisi de bu orduda iyi aslında ama pek çok saldırı atmadığımız için bazen elimiz çok alışmamış olabiliyor. Şu an orayı bayağı iyi temizledi. Oradaki sihirbaz kulesini de alırsa çok iyi aldı. Kral o tarafı temizler. Kraliçe bu tarafı temizliyor. Abi köyün çoğu gitti, azı kaldı. Yani bakalım ne olacak, birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. 2 tane kaya saçardan bir tanesi de gitse iyi olurdu ama buradan bir tane ejder geldi. Bu tarafı temizlemek için ejderler yani dağılmasın diye büyük ihtimalle bu ejderi kullandı. Buraya da okçular geldi, gördüğünüz gibi ejderlerin dağılmasını istemediğinden ötürü. Şu an yani buradaki büyücü de süre için bize lazım açıkçası. Buradan balonlar, arkasından ejderler geldi. Büyük koruyucu, Diğer balonlar da geldi. Zeppelin de geldi. Oraya bir öfke de geldi. Mükemmel bir saldırı oluyor. Büyük koruyucunun yeteneği de geldi. Abi saldırı çok iyi. Saldırı çok iyi. Şuraya bir buz geldi. Şey için, hava püskürtücü sorun çıkarmasın diye. Zeppelin'imiz indi. Binayı alırız hemen, şu an aldık. Abi saldırı çok iyi. Daha yarasalar da var. Yarasalar da buradan geldi arkadaşlar. Yani yarasa olmasa bile üçlük gibiydi. Ama yarasalar bize her zaman avantaj. Kasırga çıktı. Yarasalar eridi. Yarasalar eridi abi. Saldırı büyük sıkıntıya girebilirdi. Orada Allah'tan bütün yarasalar gelmemişti. Buzumuz da kalmadı. Yani saldırı ne oldu birden böyle, inanın ben de bilmiyorum. Yani yine üçleyeceğimizden eminim diyecektim ama koruyucu havadar olduğu için hava patlatıcıları adeta mahvetti orayı. Yani bu yetiler iş yaparsa 3 olabilir gibi ama yani bir kere burada da topla bayağı savunma varmış. Ejderlerimiz orada, süreden bir kere gidebiliriz. Ama yani nasıl böyle oldu ya? O kasırga her şeyi bitirdi ya. Saldırıyı mahvetti o kasırga. Gördüğünüz gibi yani bu orduda kasırganın yerini çok iyi tahmin etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yani iş yapmaz kasırga sayesinde yarasa büyüleriniz. Yani 9 saniye kaldı. Süre olsa alır mıydı? Sanmıyorum. Hava patlatıcının, hava savunmasında canı azmış halbuki. Olabilirdi ama %92. Son saldırısında yine ufak bir şanssızlık oldu. Canı sağ olsun. Harika, birbirinden güzel saldırılar attı. Yani kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Kendisinin saldırıları da yani 4'te 4 yaptı, bitirdi ve benim de bir tane güzel saldırım var. İsterseniz lafı oyalamadan ben kendi saldırıma geçeyim. Abim de videonun başına, sizlerin karşısına geçsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Birbirinden güzel saldırılarla karşınızdaydım bugün. 4 saldırıda gerçekten güzel birbirinden saldırılar yaptık. Birbirinden güzel saldırılar yaptık. Fakat son saldırımda gerçekten çok moralim bozuldu derken arkadaşlar, şurada bir canlı saldırım var. Nurlan arkadaşımızın saldırısını bir izleyelim. Ondan sonra tekrardan konuşmaya başlarız. Kendisi de güzel bir performans gösteriyor zaten. Şuradan iki kanatlı bir elektro saldırısı. Elektro temizlik yapıyor ilk önce arkadaşlar. Bunun eğitim videosunu da çekeceğim ben size bu ordunun. Çok rahat bir şekilde çoğu köyü üçleyebiliyorsunuz. Lig boyu zaten bu orduyu kullandım. Siz de biliyorsunuz. Tomruk fırlatıcı biraz yanlış geldi ama problem değil. Diğer duvarlarda kırdığı için sıkıntı çıkarmaz muhtemelen. Her şey içeri girdi. Tekli cehennem krala takıldı. İnşallah hızlı bir şekilde onu alırlar. Kral ölsün istemiyorum. Tamam, güzel. Tomruk fırlatıcı için gerçekten yeteneği kullanmak çok iyi bir hareket. Çünkü arkadaşlar tomruk fırlatıcı binaya bayağı iyi hasar verir. O yüzden tomruk fırlatıcıyı iyi korumanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi binanın canı neredeyse sıfırlandı bile. Şimdi de diğer askerler aldı. Yani yarasa büyüsüne ihtiyacınız kalmadığı savaşlar bile oluyor. Fakat burada X yayları havaya vurduğu için yarasa büyüsüne tabii ki de ihtiyaç var. Köyde o kadar basit bir köy değil tabii ki. Bakalım yarasalar nereden atmayı tercih edecek? Aşağı kanattaki sihirbaz kulesini oradan atmayı tercih etti. Gördüğünüz gibi şu 2x gerçekten çok büyük sıkıntı çıkaracak. Oraya bir buz atması gerekiyor. Çok güzel bir şekilde buz takviyesi de geldi. O yarasaların dağılması pek hoş değil aslında ama bakalım neler olacak. Diğer yarasalar yukarı kanatlı bir saldırı yaptı. Bakalım oraya da bir buz gitti. Yukarıda bir tane sihirbaz kulesi var. O biraz riske soktu şimdi. Aşağıda da 2x var çünkü. Dediğim gibi arkadaşlar x-yayların canı çok fazla olduğu için askerlerinizle ne kadar çok X'e alırsanız sizin için o kadar iyi. Yarasalar şimdi patladı. Neyse, birkaç tane askerimiz var zaten. Kraliçenin olmaması biraz sıkıntı. Aşağıda bir tane X'e kalmış. Yukarıda da askerler zaten alır. Kralın canı var. Arkasında 2 PK var. Rahat bir şekilde alır zaten. 1 dakikası var. Sürede sıkıntısı yaşayacağını da düşünmüyorum. Yukarıda da bir PK varmış. Orada gerçi bir tane İnşaatçı kulübesi, yani neler olur bakalım, izleyeceğiz arkadaşlar. Şurada bir duvardan zaman kaybı, neyse ki arkasında 2 tane büyücü kulesi var. Büyücü kulesi demişim, büyücü var. Onlar da muhtemelen alır şimdi onu. Canı fullmüş. X'yi sihirbazlarla vurmaya başladı. Neyse, aldık onu. Yukarıya bakalım. Yukarıda 45 saniye kaldı. Oradaki Pekka bakalım kaç saatte kıracak. Yani alır muhtemelen arkadaşlar. Güzel bir üçlük oldu. PKK'da fazla vuruyor. Başka da bir şey kalmamış. Çok rahat bir şekilde burayı da üçledi. Yarasaları gerçekten nereden attığınız çok önemli arkadaşlar. Ve bu saldırıda da gerçekten X yaylarının canı çok fazla olduğu için biraz daha fazla askerlerimizle onları almak için uğraşacağız. O çünkü gerçekten sizin yarasalarınıza çok hasar verebilir. Eline sağlık kardeşim. Güzel bir üçlük attın. Şimdi arkadaşlar benim 4 saldırım vardı. 3 tanesinde güzel üçlükler attık. Son saldırıda da kasırgaya yenildik. Yani aslında yarasaları kullanmamayı bile bir an düşündüm ama riske sokmayayım dedim. 2 tane balon kasırga büyüsünü aktif etti ve bütün yarasalar öldü. Orada bir panikledim. Tekli cehenneme gereksiz bir buz kullanımı sonucunda saldırın 3 yıldızı verdik. Yani üzüldüm biraz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten bu klan da sonuncu klanlardan bir tanesi. O yüzden çok da sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. 7'de 20 istek firemiz o oldu. Şimdi kardeşimin saldırısını izleyeceğiz. İnşallah güzel bir performansı o da gösterecek. Bakalım nasıl bir saldırı bizi bekliyor arkadaşlar. Kendisi 2'ye saldıracak. Onun saldırısını bekliyorum. Şimdi de o saldırı geldi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir saldırı bize izletecek. Kendisi her seferinde farklı şekilde ordular kullanaraktan bize seyir zevki sunmaya devam ediyor. Bu sefer de golem eklemiş. 9 seviye golem bu arada. Benim golemim bayağı düşük kalmış kendisinin yanında. Vallahi iyi yükseltmiş golemi herhalde bu ordu için. Bakalım nereden saldırmayı düşünüyor. Çok güzel bir şekilde 4 tane görünmezlik büyüsü. Yalnız bu orduda ne arıyor onu çok merak ettim. Bir karışıklık var gibi. Ama hadi bakalım hayırlısı. Kalede ne var acaba? Kalede yani süper büyücü varsa çok güzel gidebilir ama yok gibi gözüküyor. Vallahi inşallah ordusu karışmamıştır. Yoksa çok gülünç bir şekilde... Komik olacak yani. Şimdi neyse saldırı zaten ordu çok güçlü olduğu için çok da sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. 4 tane büyü eksik bir şekilde bakalım nasıl bir strateji bizi bekliyor. Çok güzel bir şekilde askerler dağıldı zaten. Savunmalar da o kadar yüksek olmadığı için golemler bile felaket bir şekilde hayatta kalacaktır zaten. Tek sıkıntı bina. O binaya da erişebilirsek harika olur. Zaten tokmak da iyi ilerliyor. Korucunun yeteneği erken bir şekilde geldi. Çok rahat bir şekilde binaya eriştik. Oraya bir buz kullanımı geldi. Kaleden de pek yeti çıktı. Yetiler oraya alır zaten. Rahat ya zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten o şeyler görünmezlik büyüleri karışmış muhtemelen. Yani onda bütün hepsini kraliyet şampiyonuna bile kullanılabilir. Zaten nitekim de kendisi de öyle yapacak. Yukarıda bir tane tekli cehennem var. Ona dikkat etmekte fayda var. Bakalım kraliyet şampiyonunun yeteneği zaten biliyorsunuz arkadaşlar hepsine tek atıyor. Çok rahat bir şekilde şimdi yeteneği de geldi. Gördüğünüz gibi sadece bir tane tekli cehennem kaldı. O da çok sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Çok güzel bir saldırı sonucunda üçlük atmasını bildi. Dediğim gibi kesin arkadaşlar ordu karışmıştır. Çünkü onun ordusunda bu görünmezlik büyüsünün yeri yoktu. Gerçi yine de iyi işe yaradı arkadaşlar. Bu şekilde kraliyet şampiyonunu koruyaraktan çok güzel saldırılar düzenleyebilirsiniz. Yakın zamanda onunla ilgili bir videoda hazırlayacağım. Çok güzel şeyler var aklımda inşallah. Siz de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün lig günün 6. günüydü. 8'de 23'lük çok güzel saldırılar attık arkadaşlar. Bir tane şans eseri de firemiz vardı. Bir şey olmaz. İnşallah bu savaşı 44 yıldızla kapatırız. Çok güzel bir şekilde lige atladığımızı size kesinlikle zaten önceki lig videosunda duyurmuştuk arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde 1. ligle tamamladık Kristal 3 ligini de. Kristal Lig 2'ye atladık inşallah. Bakalım Kristal Lig 2'de bizi nasıl bir klanlar bekliyor. Onları da göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gelişip arkadaşlarımızla birlikte o Kristal Lig 2'den de Kristal Lig 1'e çıkmayı hedefleyerekten yavaş yavaş yükselmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Savaşlarımızı umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Beğeniyorsanız bizim için beğen butonuna basmayı unutmayın. Eksiklerimiz ve görüşleriniz varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.